Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bu hafta hepimiz için, ekonomimiz için önemli rakamlar açıklandı. Bunların arasında neler var? Ticaret, satış hacmi, ihracat iklim endeksi, sanayi üretimi ve işsizlik rakamları da bunların arasındaydı. Bu rakamların birbirleriyle bağlantısı tartışmasız çok önemli. Çünkü üretim azalırken işsizlik de azalıyor gibi bir dengesizlik de söz konusuydu verdikleri rakamlar arasında. Ve tabii en çok konuşulan da yeni vergiler ya da vergi artışları ki işte bu son konu hepimizin cebini ve birikimini ilgilendiriyor aslında. Ülkeyi ekonomik krizden çıkarmanın yükü tavana değil maalesef tabana yayılıyor. Fatura bu sefer daha ağır şekilde geçimini sağlamak derdinde olan, hatta bizde kötü gün parası diye tabir ettiğimiz o küçük birikimlerin bile elimizden gitmesine sebep olabilecek şekilde sinyaller veriyor. Hem bu rakamların anlamı geliyor, hem başımıza neler gelecek onu konuşacağız. Sevgili Onur Çanakçı da karşımızda. Merhaba, hoş geldiniz Onur Bey. Merhaba Ebru, iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Teşekkürler. Ben biraz özetlemeye çalıştım. Evet. Rakamlar açıklandı. Birbirleriyle çok alakasız şeyler de açıklandı. Ama en fazla Evet. da cebimizi ilgilendirecek konuda bu yeni torba yasadaki vergiyle ilgili düzenlemeler. Bizi neden bu kadar çok ilgilendiriyor? Başımıza neler gelecek? Senden dinlemek isteriz. Şimdi şöyle, ben artık bunu söylemek bazen bana şey geliyor ama sürekli olarak AKP'yi eleştirmek artık bir noktadan sonra şey yapmaya başladı, yormaya başladı. Çünkü hiçbir şekilde kendilerini düzeltmeyen, bir çözüm bulmayan, herhangi bir şekilde konuştukları ne olursa olsun bir yere ulaşmayan bir dizi önlemler paketini getirip önümüze koyuyorlar. Ve bunların hiçbir tanesinden bir sonuç çıkmayacağı gibi ister torba yasası, ister başka bir yasa ne olursa olsun AKP'nin hiç kimse çıkarmış olduğu yasalardan memleket adına bir şey beklemesin. Ve bununla alakalı olarak da ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Türkiye'de en büyük sıkıntı insanların verdiği verginin nereye gideceğini ve nereye gittiğini sormamış olmaları. Sıkıntı bu bence. İşte bak böyle sormazsan TÜİK gibi, TÜİK'te çalışan insanlar gibi insanlar çalışan işte emeklinin ve emekçinin hakkını gasp ettiği gibi cebinden her ay para almaya devam edecek. Enflasyonu açıklayan TÜİK aynı zamanda işsizliği de açıklıyor. Pandemi zamanında işsizliğin düştüğünü söyleyen bir kuruma ben güvenir miyim veya başka bir insan güvenir mi? Aklı yerinde olan biri güvenir mi? Güvenmez. TÜİK'in açıkladığı rakam. Yani pandemide işsizlik artmış. Nereye artmış? İşsizlik düşmüş. Nereye düşmüş kardeşim? İstihdam artmış. Nereye artmış? Yani şimdi bakıyorsun oturuyorlar. İşte kapasite kullanım oranları düşüyor. Sanayi düşüyor. Sanayi artmış gerçi de. Neye göre arttı? Envantere göre arttı. Yani lüzumsuzca artıyor. Öyle söyleyeyim yani. Hani kayda değer bir artış yok bunda. Herkes mutsuz. Herkes mutsuz. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda Türkiye'nin %85, %90'ı mutsuz. Tatil yerleri, turizm, insanlar diyorlar ki turizm işte tarihin en büyük şeyini yaşayacak. Ya kardeşim Allah rızası için insanları bir doğru yönlendirin. İnsanları doğru yönlendirin. AKP bu memleketin başına gelmiş en büyük sorunlardan bir tanesidir. 20 yılda ülkeye getirdiği durum ortadadır. Kasa fırlatılan Ecevit'in bile içinde bulunduğu hükümetteki durum bundan kat kat daha iyiydi. Kat kat daha iyiydi. Yani şöyle bakıyorsun, insanların içinde umut yok, insanların içinde ümit yok. İnsanların içinde herhangi bir şekilde yarına dair bir şey yok. Ya düşünsene, hangi dönemde Türkiye'deki bu kadar genç nüfus biz gitmek istiyoruz, biz gitmek istiyoruz diye vize kuyruklarında bekliyor. Ne zaman oldu böyle bir şey? Olmadı. Ya yani gençler bile bu ülkeden umudunu kesmiş. Sen gençler umudunu kesmiş yerine gelen holovavuk şeyleri görüyorsun Suriyeliler işte. Ne yaptıkları belli. Parti kuruyorlar kendi aralarında. Diğer taraftan Meral Akşener yeni bir parti kuracakmış ki bana göre bundan sonra after parti bile yapamaz. Herhangi bir şekilde. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Özgür Özel'e gidiyor. Bana bir önemi var mı? Harbi hiçbir şey yok. Sıfır. Sıfır. Yani sen kalkacaksın memlekete son 10 yılında millete sabah akşam hakaret edeceksin. Benim buradan bile söyleyemeyeceğim galiz küfürleri savuracaksın. CHP iktidarını yerden yere vuracaksın.
Ondan sonra bir oraya gittiğin zaman her şey süt liman olacak. Her şey unutulacak. Yok öyle bir şey kardeşim. Yok öyle bir şey. Ne konuştular aralarında? Japonya'nın siyasi durumunu konuşmuşlardı. Ne konuşacaklar? Ne konuştular Ebru? Ülkenin durumunu mu konuştular? İşsizliği mi konuştular? Yani emeklilerin 10 bin lira aldığı aile mi konuştular sence? Veya emekli maaşlarını mı konuştular? Veya asgari ücreti mi konuştular? Hayır. Ya yok öyle bir şey. Ya göstermelik. Artık neydi? Ne, şeysiz, kavgasız siyaset miydi? Kardeşim kavgayı çıkaran sizsiniz. Ülke siyasetini, ülke ekonomisini katrana çeviren sizsiniz. Yapmış olduğunuz siyasetle insanlara örnek olmanız gerekirken meclise birbirinize ana avrat küfür eden sizsiniz. Bu kadar yokun içerisinde hala var olmaya çalışarak komik duruma düşmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. AKP gitmeden bu ekonomi düzelmez. İstersen sabahtan akşama kadar program yapalım. Ha, bu kadar söylüyorum. Enflasyon rakamları da beni ilgilendirmiyor. İşsizlik de ilgilendirmiyor. Dış ticaret cari açık geldi. Son 8 ayın en yüksek cari açığı geldi bu arada. Hani söylemeye Evet. gerek yok. Çünkü zaten anlamsız insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Şöyle söyleyeyim. Böyle bir çağlayana doğru sürükleniyoruz. Öyle söyleyeyim ben. Hani kestirmeden. Hani cari açık. İşte dış ticaret açığından sonra gelirlerimiz çıktığında cari açık. Bu neyi gösteriyor? Demek ki yeterli oranda ülkemizin geliri yok demek. Demek ki trafik cezaları, market poşet paraları, noter gelirleri, bedelli askerlik parası yetmemiş demek ki cari açığımızı düşürmek için. Ne yapmak lazım? Üretim yapmak lazım. AKP'nin öyle bir zihniyeti var mı? Yok. Neden yok? Çünkü zaten o tek eli kullanan o ithalatla beraber ülkeye o ithalatı sokup da zenginleşen insanlar kendi çevresinden olan insanlar. Araç muayene istasyonunu 20 yılına kiralamışız. Sevgili Ebru, 512 milyon dolar. Bak, rakam veriyorum. 512 milyon dolar. Senelik kar ne kadar biliyor musun? Türkiye geneli 2,2 milyar dolar. Bak, senelik geliri 2,2 milyar dolar. Kim ortakları? İşte izleyenlerimiz araştırsınlar kimler olduğunu. Ben buradan açık istihbarat sonuçta hepsini görebilirler. Bunun gibi daha neler neler var. Yani işte Merkez Bankası'nın 818 milyar zararı, 18 tane Osman Gazi Köprüsü yapıyorsun. Hani geçiş garantisi verdiğin Osman Gazi Köprüsü var ya, ondan yapıyorsun. Tüpraş yapıyorsun, BOTAŞ yapıyorsun. Demir çelik fabrikaları kurabiliyorsun hem de onlarca. Avrasya Tüneli'ni yapıyorsun, 24 tane. Ama sen bunları yapmak, ülkeyi bir yere getirmek yerine sen ülkedeki bir grup zengini daha da zengin yapmak için uğraşıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki tasarruf tedbirleri altında biz şunu yapacağız. Sizin hiçbir şey yaptığınız yok kardeşim. Sizin hiçbir şey yaptığınız yok. Olmayacak da. Burada iddia ediyorum. Daha önce de söyledim, gene söylüyorum. AKP gitmeden bu ülkede toparlanma beklemesin. Standard Poor's demiş ki 2025'te demiş TRT paraları gidiyor demiş. Aynen. O ülkeyi terk edecek olan sıcak hava dalgasıdır. Yani sadece o değil yani 2025'e de kalmaz. Çünkü o carry trade paraları da sadece şey değil. Yani yabancıların parası değil. O Türklerin parası ya Türkiye'den kaçmış. Adam çalmış çırpmış. Götürmüş yurt dışında bir bankaya koymuş. Tamam mı? O bankadan da diyor ki bana diyor parayı teminat alıp bana diyor kredi verir misin diyor. Kağıt üstünde de kredi almış gözüküyor burada bizim Merkez Bankamıza. Bak diyor ben şu bankadan kredi aldım. Getiriyor bu güzel parasını koyuyor. O faizini alıyor. Ondan sonra da alıyor parasını gidiyor. Şimdi Peki bizim buradaki ülkedeki küçük yatırımcının durumu ne olacak? Yani neyin borsacı durumu? bizim buradaki küçük yatırımcının durumu ne olacak? Az önce söylediğim gibi kötü gün parası diye böyle kenara koyulan 3-5 kuruş neredeyse onlara da göz dikildi. İşte borsanın durumu ortada. Dolar kıpırdamıyor. AKP'nin zaten tarzı bu. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Ufak yatırımcıdan bize ne ya? Ya bakan ne düşünüyor bu ülkenin? Ya Ebru bir şey söyleyeceğim. Allah'ını seversen. Yani Cumhurbaşkanı düşünmüyor, bakanı düşünmüyor. Ya bak Mehmet Şimşek niye geldi biliyor musun? Mehmet Şimşek'in gelme sebebi ve şu anda burada durma sebebi ne biliyor musun? Mehmet Şimşek emekliye bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Emekçiye bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Alıp da şunu söylüyor mu? İşte hazine garantili şeylere, projelerde o firmaları toplayıp da kardeşim bak milletin kellesi taşın altında. Siz de tırnağınızın ucunu şu taşa bir değdirin diyor mu? Demiyor. Ne yapıyor biliyor musun? Yurt dışından Türkiye'ye para veren insanlara veya kurumlara, yapılara parasını faiziyle bir şekilde faiziyle geri ödeme garantisi veriyor. Mehmet Şimşek'in yaptığı iş bu. Geldiği günden bu yana Mehmet Şimşek vergi getirmekten başka ne yaptı burada? Söyleyin ya.
De ki bana Mehmet Şimşek şu reformu yaptı. Yapamaz çünkü Mehmet Şimşek ekonomist. Mehmet Şimşek hazine veya maliye kökenli değil. Millet diyor ki işte hazine, para politikası kullanılıyor. Maliye politikası kullanmıyor. Bak bilmiyor demiyorum. Ama işin uzmanı değil. Ben ne kadar anlayamıyorsam o da o kadar anlamıyordur işin detayından. Ha ben böyle bir iddiam yok. Ben anlamam bir hazine veya maliye kökenli bir insan kadar. Şimdi doktorların içinde de branşları var. Çocuk doğumcu kalkıp jinekologla soyunuyor mu? Veya kalkıp bir tanesi kalp damar cerrahinin muayenesine yapmaya gidiyor mu? Yapamaz. Her işe koşamazsın. Ama Mehmet Şimşek'i getirdikleri yerdeki onu anlatmaya çalışıyorum. Yapmak istedikleri şey Türkiye'de bir reform oluşturup işte iyiye götürecek bir sistem değil. Anlık olarak Türkiye'yi ayakta tedavi edecek, yabancıların verdiği paraları da faiziyle geri ödenmesini garanti edecek bir sistem yaratmak. Bu sistemin de mimarı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek oldum olası sermayecidir zaten. Gittiği zaman hani kovdular ya Mehmet Şimşek, arkasından da dolandırıcı dediler adama. Ben demedim yani, onlar söyledi. Hatta ayıpladım, dedim ki bu ülkenin bakanına böyle bir şey söylenir mi? Ki gerçekten söylenmemesi lazım. Kesinlikle kınıyorum buradan da AKP'de söyleyen insanları. 3 gün Bak ne sonra oldu, tekrar söylenmeyeceğinin geri garantisi yok. getirdin. Geri getirdin. Kurtarıcı olarak getirdin mi de Mehmet Şimşek'i. Şimdi o Mehmet Şimşek bu ülkede yabancıların alacakları paraların garantisi için burada. Şimdi ne yaptılar biliyor musun Ebru? Eylül'e kadar, Ekim'e kadar carry trade parası da artık şey oldu böyle hani şey gibi oldu böyle, deyim gibi oldu, herkes konuşuyor. Bu paralarla gelen vurkaç fonları diyeyim ben. Vurkaç fonlarıyla Eylül'e kadar, Ekim'e kadar bir zaman kazanacaklar. Ya daha önce gördük. Bunlar kur korumalı mevduatı getirdiler. Bu da ikinci kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduat ile bu ülkedeki en pahalı zamanı satın aldılar. En pahalı zamanı satın aldılar. Ve bu zamanı da aldıkları zamanın parasını da sen ben Ayşe teyze ödüyor. O kadın evine kıyma almıyor 3 ay 4 ay ama AKP'nin yaptığı sorumsuzca, başarısızca, liyakatsızca yönetimin faturasını ödüyor o kadın. Başka bir şey söyleyeyim. Bugün sen ihale yasasından usulsüzlüğün bir cezası yok. Veya herhangi bir şekilde ihaleye fesat karıştırmanın bir cezası yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Neyi konuşuyoruz ya? Cari açık artmış. Ah, ne olmuş? Ne var ki bunda? Bir sonraki ay gene artacak. Bir sonraki ay gene artacak. Çünkü sen turizm gelirlerinden beklediğin parayı kazanamayacaksın. Neden? Pahalısın kardeşim. Pahalısın. Antalya'da, Bodrum'da, İzmir'de git tatil yap, pahalısın. Beachlerin girişleri olmuş 150 euro. Adam başka tarafta daha uyguna gidiyor. Dışarıda kokteyl içiyor. Geliyor burada daha pahalı. Yani otelde kalıyor. Onlar da zaten artık yabancı yatırımcıların umudu kesip yerliye dönüyorlar ama yerli de uyandı. Onlar da yurt dışına gidiyor. Yunanistan'a gidiyor. İşte şeye geçiyor. Mısır'a gidiyor. Başka yerlere gidiyor. Vizesiz. Kapıda vize alabileceği yerlere gidiyor. Çünkü daha uygun. Deniz aynı deniz. Allah'ın denizi. Diyor niye gideyim kazıklayayım kendime? Şimdi bu yönetim şekli ve bu gidişatta bir şeyin toparlanma şansı var mı? Bence yok. Yani hiçbir şekilde yok. Ama insanlar umut aşılamak gerekirse her şey güzel olacak mı? Hadi olacak diyorum ben, ne diyelim. Ama hiçbir şeyin bu şekilde, bu gidişatta bir şey olacağı yok, onu da söyleyeyim yani. Bu şekilde konuşmak beni de mutlu etmiyor. Çünkü sürekli olarak bir olumsuz bir şey konuştuğum zaman sanki benim hayatımda da böyle bir olumsuzluk hakim oluyor. Ama mecburum bunu söylemeye çünkü insanlar hani eleştirenler oluyor. Bazen altta küfür yazanlar oluyor. Yorumlara da küfür yazanlar oluyor. Hiçbir işten anlamadığınızı söyleyenler de oluyor. Ben de diyorum ki bu insanlara hepinizin eleştirisi de yazdıkları şeyler de benim için çok kıymetli. Hepsinden bir ders çıkartıyorum mutlaka kendi adıma en azından. Ama AKP'nin 20 yıllık performansına şöyle bir bakalım. Nereden nereye getirmiş ülkeyi? Satın alma gücünü nereden nereye getirmiş? Görelim. NAS politikası uygulayarak ülkeyi mahvetmelerinin bir sebebi var Ebru. Ne dediler biliyor musun? Burada Cumhurbaşkanı çok güzel bir taktik öne sürdü. Faizleri düşürdü ve A'dan Z'ye herkese bedavadan para dağıttı. Yani bir apartman görevlisi de, bir bekçi de, bir holding patronu da, bir inşaat şirketinin sahibi de veya bir gayrimenkul uzmanı da gidip piyasalardan, bankalardan düşük maliyetle para aldı ve bunu kullandı. O sahte cennet, NAS adı altında yaratılan sahte cennetin faturası ne oldu biliyor musun? AKP seçimi kazandı, biz hala faturasını ödüyoruz.
İşte bunların hepsini topladığın zaman AKP bir kurgu içinde bir sonraki seçimde nasıl devam ederim? Bir sonraki seçimde daha fazla nasıl insanı konsolide ederim? Nasıl bir algı yaratırım onun peşinde? Biz burada sabahtan akşama kadar ekonomi de konuşsak, ekonomi toparlanmayacak. Herhangi bir şekilde daha iyi gitmeyecek ve her gün daha kötüye giden bir yapı içerisinde kalmış durumdayız. Yabancı yatırımcı, hatırlıyorsan 10 ay önce, 11 ay önce senle yaptığımız bir yayında, ki çok yayında söylemişizdir, dedi ki Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmeyecek, bize hain dediler. 11 ay geçti, ben hala etrafta bir yabancı göremiyorum. Yani yatırıma gelen kimse yok, gelmeyecek de zaten. Bak gelmeyecek diyorum, bak gelmeyecek, gelmeyebilir demiyorum, gelmeyecek diyorum. Netim bu konuda, gelmeyecek. Çünkü bu yapıya sefalet endeksinde ikinci sıradayız dünyada. Sefalet endeksi. Gıda enflasyonunda birinci sıradayız dünyada. Bak dünyada lideriz diyorlar ya, anlamıyoruz adamların ne dediğini. Gıda enflasyondan bahsediyorlarmış. Lideriz derken. Tamam mı? Sefalet endeksinde ikinci sıradayız. Onda da yukarıyı zorluyoruz. Biz olacağız. Onda da lider biz olacağız. Kimseye bırakmayacağız. Hani diyorlar ya Diriliş Ertuğrul bilmem ne falan. Bence Soyuluş Türkiye'yi şey yapsınlar, çeksinler yeni bir dizi olarak. Bence çok daha mantıklı olacaktır. Gerçeğe uygun olacaktır. Evet. Peki gülümseyerek kapatıyoruz o zaman. Yine teşekkür ediyorum izleyicilerimiz adına da. Cuma günü görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.